Fatma Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Dündar Bey. Ne demeliyim? Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun Dündar Bey. İnanmayacaksınız ama Aras'ın ölümüne çok üzüldüm. O sadece bir kurbandı. Macide'nin kurbanlarından biri. Evet. Siz nasılsınız Dündar Bey? Bilmiyorum. Bilemiyorum Fatma Hanım. Kızım Mustafa'yı öldürmemi istemiyor. Haksız mı? Torununuz Cemre annesinin eksikliğini hissederek büyüdü. Şimdi babasından yana da mı eksik kalsın? Üvey anne elinde mi büyüsün? İnanın bana Dündar Bey, doğurmak anne olmaya yetmeyebilir. Doğurup çöpe atana ne diyeceksiniz? İnsanlar neler yaşıyor? Benden pay biçin mesela. Figen'i 9 ay karnımda taşıdım. Onu ben doğurdum ama annesi ben değilim. Onun gerçek annesi Asuman Hanım. Bazen doğurmak anne olmaya yetmezken büyüten kişi gerçekten annesi olabilir. Kızınız için en iyisini diliyorum Dündar Bey. Amerika işinden bahsetmiştiniz. Onu deneyebilirsiniz. Umarım sizin için müspet sonuçlanır. Umarım. Ama kızınız haklı. Figen ve Mustafa'nın yanında durun. Torununuz Cemre için yapın bunu. Kızınız da böyle istiyor değil mi? Fatma Hanım. Müsaadeniz var mı? Ne demek? Tabii. Buyurun. Sağ olun. Başınız sağ olsun bu arada. Dostlar sağ olsun. Buyurun lütfen. Ben size bir kahve yapayım. Lütfen hiç zahmet etmeyin. Estağfurullah, ne zahmeti? Hemen. Buyurun. Zahmet verdim. Rica ederim. Afiyet olsun. Ne çabuk unutuyoruz değil mi Asuman Hanım'ı? Neyi? Bir gün apansız aniden ölüp gideceğimizi. Sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi böyle bin bir korkuyla, bin bir hesapla yaşayıp gidiyoruz. İnsanoğlu işte. Mal da yalan, mülk de yalan. Var gelsen o yalan diyorlar ya. Hepimizi 2 metre Amerikan beziyle sarıp sarmalıyorlar. Çok doğru. 3 günlük dünya. Ezanla namaz arasında yaşayıp gidiyoruz işte. Doğuyoruz, kulağımıza ezan okunuyor. Ölürken de namazımız kılınıyor. Asuman. Figen'le Mustafa'nın evlenmesine annesi olarak onay ver. Ne diyorsunuz siz Fatma Hanım? Geçen gün kendiniz demediniz mi? Yok hoş değil falan diye. Yani ne oldu böyle birdenbire? Hem bütün bunlardan size ne? Çünkü ben Figen'in annesi Fatma'yım. İzin vereceğini bilseydim ellerini öpme.
ona annelik ettiğin için. Hem kızımı kendi kızım bilip yuvanı açtığın için minnettarım. Sağ ol Asuman. Ona söyleyecek misin? Neyi? Annesi olduğumu mu? Şimdi senin gözlerinde gördüğüm bu korku var ya. Bu kızını kaybetmekten korkan bir annenin korkusu. Korkma hiç. Ona söylemeyeceğim. Sağ ol. Sağ ol. Onun annesi sensin Asuman. Adım gibi eminim sen Figen'in sadece iyiliğini istersin, öyle değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Sen onay vermezsen boynu bükük kalacak. Bırak olsunlar Mustafa'yla. Bak eğer gidip bir başka kadının kızına üvey annelik edecek diye korkuyorsan korkma. Sen kendinden pay biç. Eskiyi düşün. Figen'i kucağına bıraktıklarında yok olmaz mı dedin? Figen'i annelik ederken bir gün olsun of dedin mi Asuman? Der miyim? Der miyim hiç demedim. İşte sen Figen'e nasıl annelik ettiysen o da en az senin kadar iyi bir anne olacak Cemre'ye. Olur. Olur. Kocaman bir kalp var. Asuman, ben Figen'i 9 ay karnımda taşıdım. Ama sen onu bir ömür boyunca kalbinde taşıyacaksın. Anneliğimi seninle yarıştırmam. Sen onun gerçek annesisin. Ben sadece sana teşekkür edebilirim. Kızıma gerçek annelik ettiğin için Allah sana razı olsun. Sağ ol. Sen de sağ ol.